Avropa Birliyinin 2018-ci ildə viza rüsumlarını qaldırması Avropa ölkələrinə səyahət etmək istəyənləri alternativ imkanlar axtarmağa istiqamətləndirib. Şengen ölkələrinə daxil olmayan dövlətlərin vətəndaşları vizasız səyahət edə biləcəkləri ölkələrə daha çox üstünlük verirlər. Türkiyə vətəndaşları arasında apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, daha çox yaxın və viza istəməyən ölkələrə səyahət etməyə üstünlük verirlər. Hazırda Türkiyə vətəndaşları 89 ölkəyə vizasız daxil olub, burada 30 gündən 90 günə qədər qalmaq imkanına sahiblər. Bəli, artıq bugündən, yəni 1 sentyabr tarixindən etibarən türklərin vizasız gedə biləcəyi ölkələr sırasına Azərbaycan da daxil edildi. Məhz buna görə də Türkiyədə, İstanbulda türklər arasında kiçik bir sorğu keçirdik. Azərbaycanla ilgili çox iyi oldu bizim için. Çox güzel oldu. Dostluq, kardeşlik hər zaman bizim üçün daha önəmli. Birlik, bərabərlik hər zaman bizim üçün önəmli. Onlar bizim kardeşlerimiz, biz onları çox seviyoruz. Çox güzel bir şey. Yani insanların vizesiz Azərbaycana gitmesi olumlu bir gelişme bence. Bax, bu vizanı aradan qaldırdılar və Azərbaycanla Türkiyə arasında artıq rahat səyahət olacaq. Getməyi planlaşdırırsınız? Tabii ki, niye gidilmesin? Gidilebilir. Yani vaktim olursa inşallah gelmek isterim. Azerbaycan'ı merak ediyorum. Çünkü kardeş ülkemiz bizim. Vizanın kaldırılması sizce nece oldu Türk vatandaşları için? Fayda sağlayacak. Geliş gidişler daha da çoğalacak. Yani her iki ülke arasındaki zaten kardeşlik bağını iyice güçlendirecek. Çok güzel. Öyle olması gerekir zaten. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında zaten aynı milletler. Vizelerin kalkması iyi yani. Kısmet olursa gitmek isterim yani, gezmek isterim. Onlar da bize yakın. Ondan sonra yöremiz de aynı hemen hemen. Gidebiliriz yani, olabilir. Gidip gezilebilir, görülebilir, tanışılabilir. Yörelerini öğrenebiliriz. Onlar bizim yörelerimizi öğrenebilir. Kız alırız, kız veririz. Akraba oluruz. Zaten tek millet iki ülkeydik. Doğru bir hamle olarak buluyorum. Çok modern bir ülke olduğunu biliyorum. Araştırmalarım sonucunda gidebilirim, evet. Yani bir seyahate gitmek isterim oraya. Ateşler ülkesi olarak biliyorum genelde. Bakü biliyorum, Karabağ biliyorum. Ölkələr arası münasibətləri araşdıran mütəxəssislər viza rejiminin aradan qaldırılmasının iqtisadi baxımdan da müsbət nəticə verəcəyini bildirirlər. Azərbaycan-Türkiyə arasındakı ilişki, iki devlet arasındaki ilişkinin ilişkiler gibi değil. Yani herhangi bir devletle Türkiye'nin ilişkisi gibi değil. Bir kere Azerbaycan-Türkiye ilişkisi iki devlet tek millet anlayışının bir ürünü ve şu bir gerçek ki bu bizi daha fazla iki halkı birbirine daha fazla bağlayacaktır. Bu açıdan ben önemsiyorum. Tabii ki bu vizelerin kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının Azerbaycan'a turistik anlamda gitmesini de etkileyecektir. Hatta çok açık söyleyeyim, kısa süreli turizm faaliyetlerine de Azerbaycan'a çok büyük katkısı olacaktır. Valla çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü uzun süredir beklediğimiz bir şeydi. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için Azerbaycan'ın Türkiye'ye uyguladığı ve son dönemlerde aslında yumuşattığı vize rejimin tamamıyla normalleşmesi, kolaylaştırılması bundan sonraki ticaret hacmini ciddi bir şekilde arttıracak bir önlem, bir adım. İki ülke arasında gümrük tarifelerinde özel statünün uygulanması, iki ülkenin ortak markalar oluşturması, özellikle de ortak yatırımların artması ve benzeri yeni adımlar zaten iki ülke arasında konuşulan konular. Bunlar zaman içerisinde verici olacak. Zaten bizim için, Türkiye için bu coğrafyada, bu interlandta, 400'üne yakın aynı soyu, aynı konu, aynı ortak paydaları paylaştığı ülkelerin başında geliyor Azerbaycan. Ortak birçok projemiz var. Türkiye
TPAO'nun 3 tane geliştirme ve üretim projesi var. Ziyadet boru hattında ortak projelerimiz var. Bunlar önemli projeler. TANAP projesi ile enerji işbirliği boyutuna getirdik. Artı Azerbaycan'ın son dönemde Türkiye'ye artan yatırımları var. Sokar'ın yaptığı Petkim'le ilgili yatırımlar çok önemli. Türkiye'nin belki de 2018 için 6,5 milyar dolar toplam yatırımını aldığı en büyük dış yabancı yatırımda. Bundan sonraki hedefleri göz önüne aldığımızda iki ülkenin stratejik ve ortak olarak bu coğrafyada ilerlemesi, sadece bu coğrafya için değil ya da iki ülkenin çıkarları için değil, tüm bölge ülke çıkarları için ortak bir zemin oluşturacak bence. Ekonomik anlamda işbirliğiyle perçinleştikçe, siyasal anlamda da birliktelik böyle güçlü bir şekilde devam ettikçe hem iki ülkenin ortak menfaatleri güçlenecek hem de iki ülkenin bağımsızlık tarafında yaptığı mücadelede de önemli bir ülkede birbiri için paydaş olacaktır diye düşünüyorum. Qeyd edək ki, Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu 25 iyul tarixində Twitter'da etdiyi paylaşımda Azərbaycanın 1 sentyabr tarixindən Türkiyə vətəndaşlarına viza tələbini ləğv edəcəyini bildirmişdir.